bunu içeriye girdiğin zaman yöneticiliği yaptıktan sonra hakikaten çok farklı bir şey olduğuna inanıyorum. Bir de ben şimdi maçlarda çok heyecanlanıyorum. Haddinden fazla. Bazen de stres mi yapıyorum? Çok stres yapıyorum. Maçlarda şimdi oturuyoruz protokolde. Bazen protokolde mi oturayım diye de böyle bir Kendi kendime böyle diyorum ya, Allah Allah, protokolde biraz daha farklı oluyor. Tabii canım, protokolde taşkınlık olmuyor ya. Biraz daha böyle ağır durmak gerekiyor. Belki burada geç girdiğinden dolayı da olabilir yani. Burada böyle de bir şeyimiz olabilir. Ve sizlerle olmaktan inanın gururluyum. Çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bizden önceki yapanlardan Allah razı olsun. Biz, siz bizim varlık sebebimizsiniz. Bu çok önemli. Bizi bir yerlere kadar getirdiniz. İnşallah biz de bir yerlere kadar getireceğiz. Ondan sonrasını biz de vereceğiz. Ondan sonraki de inşallah. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ahmet Bey, cebinizdeki şeyler çıkarıp bir şey söyleyeceğim. Cengiz Bey konuşmadı. Cengiz. Valla spor her şey aslında. Yani bizim yürekli bir hemşehrimiz. Sporun her şeyi. Her yerde, her zaman. Sofrası açık, gönlü açık, yüreği açık. Gerçekten hiçbir zaman bizi hiçbir şekilde de geri çevirmeyen bir insan. Aradığımızda da ne demek hocam dedi. Ne zaman gidiyorsun, gelip seni alayım dedi. Yani bu kadar da saygı duyduğum bir insan. Çok teşekkür ediyorum. Senle gurur duyuyoruz. Buyurun. Evet. Hocam, teşekkür ederim. Şimdi Pazar Spor, tabii Hüseyin abiyle başladım ben Pazar Spor'a. İstanbul'da ben ortaokulu İstanbul'da okudum ilkokuldan sonra. Bir baktım hakikaten güzel bir ortam, güzel insanlar. Bizim memleketimiz. Pazar Spor'a bize ayrı olarak ne düşüyorsa biz onu yönetimdeyken ne yapıyorsak iki katını yapmak sözünü veriyorum. İstanbul'da geceniz olur. Program yaparsınız. Ben de yeni bir müesse açtım. Hiçbir liranız almadan 350 kişilik ne zaman gece yapmak istersen çok önemli sanatçılar olmak üzere bak. Her zaman hazırım. Yaz, kış ayrı olarak seviyoruz. Pazarlıyız. Pazar spor hastasıyız. Ama bu konuda Hüseyin Yangın'a çok teşekkür ederim. Hüseyin abi bizim hakikaten çok değerli bir abimiz. Mustafa Taşkın'ı kutluyorum. Benim bir garsonum Pazar Spor yenildiği zaman bana servis yaparken vup diye tabağa koyuyorum. Hemşehrin ne düşünürsün resmi? Ya Pazar Spor ayrı bir hastalık. Pazar ayrı bir hastalık. Aynen. Çünkü biz yokluk çektik, şunu çektik, bunu çektik. Pazar Spor bizim her şeyimiz, Pazar bizim her şeyimiz. Sayın Mustafa Taşkın'dan, Hüseyin Yangın'dan Pazar Spor'a siyasete sokmasınlar. Pazar Spor bu kimliğiyle güzel. Evet. Herkesin bir oy verdiği, siyasi bir görüşü olabilir. Biz Pazar Spor'a sahip çıkacağız. Bize aile olarak bu akşamda, yarında ne derseniz yönetimin içindeki verdiğimizin iki katını vermeye taahhüt ediyorum. Allah Tabak olsun. Ailesi olarak. Allah razı olsun. Sağ olun. Bravo. Teşekkür ederim. Kayınço, benim hakkımı da sen ödüyorsun. Oğlum ben işlerden yıkanmam. Sen de var yapman lazım. Yalnızsın. Tabii Cihan abi kusura bakma. Bu da Mustafa Atar politikasıdır. Çok tablo, çok önemli. Bir şey bana var ya. Sevgili Cengiz. Büyüklerimiz eksik geçir bu masada. Burada da olmaları gerekiyordu. Birkaç tane daha büyüğümüz var. Onlar ne yeri yok bilmiyorum. Bugün burada bu yemek varsa Pazar Belediye Başkanı da olacak. Ahmet de bizim kardeşimiz. Vallahi ne kardeşim, Pazar Spor'a bunu yapacaksınız, yapmak mecburiyetindir. Bir tane Pazar Spor var. Evet abi, sahip çıkmak gerekiyor. Takımlarla boğuşuyor, şunu yapıyor. İlk takımları yine. İnan pazar günü hastayım, evdeyim. Büyükşehirlerle boğuşuyor. Ulan bir bakıyorum, 2-0, 2-1. Allah'ım diyorum, kızım aileyi, çocuklarım aileyi. Çocuklarım da paradık yaptım, işin kötüsü bu. Hepsi diyor ki, baba ne yapalım. Seni kutluyorum hemşerim. Sakın al, bir tek ricam var. Topçunun filmlerini ödeyin. Bir sıkıntı yaşadık Sarıyer Spor'da, yaşamayın. Topçunun filmini vereceksin. Topçunun parasını vereceksin. Ondan sonra bakacaksın, çık oyna. Çık oyna. Evet başkan, ben teşekkür ediyorum. Deri kurumadan. Alnının deri kurumadan parayı alacak abi. Evet abi, size sahneden. Bana gideceğiz, hep vereceğiz. Ya uçağın kaçta? 23.45, araba geldi bekliyor musun? Uğur Gülenk Balta. Buyurun. Uğur Balta,
İstanbul'dayım, gümrük müşaviriyim. Pazar Spor'da Hüseyin abiyle 3 dönem, 4 dönem ve diğer dostlarla beraber çalıştık. İyi ki Hüseyin abi bizi Pazar Spor'a da kattığını söyleyeyim. Evet. Çok güzel pazarda olup da tanımadığım dostlarla bu camiada tanıştım. Her şey yani pazarlı olduğumuz için pazara da destek vermek boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum. Ve çok güzel bir slogan çıkmıştı. O da şeydi. Bize her gün her yer pazar. Her pazar her yer. Onun için bize yangının sloganı. Her pazar her yer pazar. Bize bize her pazar her yer pazar diyoruz. Onun için yeni yönetimi de ayrıca bu ilk yarıdaki başarısından dolayı yönetimdeki emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımı bir pazarlı olarak şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aramıza yeni katıldı. Aileden birçok insanı taşıyorduk, tanıyorduk. Halimoğlu ailesinden. Cengiz kardeşimiz evet. Bizimle birlikte. Cengiz de gerçekten yüreğiyle bir pazar sporlu. Kendisiyle güzel bir mesai verdiğimizi düşünüyorum. Aramıza hem hoş geldin hem de duygularını paylaşalım Cengiz Bey. Buyurun. Şimdi ben Cengiz Halimoğlu, ticaretle uğraşıyorum. Herkes biliyordu zaten. Burada hani baba mesleğini devam ettiriyoruz. Şimdi pazar herkes tabii sevgisi, sevdalısı. Çok normal, çok güzel bir şey. Ben Mustafa Başkan'la 2 hafta önce konuşmalarımızda dedik ki ya spor güzel gidiyoruz. Sporun ikinci bir amacı olan birleştirici ruhunu da İstanbul'daki siz dostları, abilerimizle beraber birleşerek bir araya tekrar koyalım. Herkes bir araya bir gelsin, istişare yapsın. Hiçbir amaç, hiçbir yükümlülük ortaya koymadan sadece şu masaya oturup oluşturmak da amacımız. Geldiniz, teşrif ettiniz, şeref verdiniz bizlere. Şöyle bir zahit. Yani, şahsen benim bir oğlum, bir kızım var. Bu işe girerken iş yoğunluğu çok olan bir insanım ama istedim ki benim oğluma ve benim kızıma pazarlı olduklarını hissettirebilmek. Yılda bir kez getirmek bir şey ifade etmiyor. Böyle bir şeye aidiyetle bağlanmaları, benim şirketimin içerisinde çalışan personelim bile artık hafta sonları maça bakıyorlar. Ben mağazama gittiğim zaman, mağazalarıma gittiğimde adam bana diyor ki abi diyor, bu pazar bugün de şöyle yaptınız diyor, bugün şöyle oldu diyor. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'yi artık Beşiktaş'ı konuşmuyoruz da yani pazar sporu konuşuyoruz. Güzel olan buydu. Ben çocuklara bunu aktarmaya çalışıyorum. İnşallah yazları daha hevesli, maçlara daha hırsla. Mustafa Başkan bana rica etti. Dedi ki ya kura çekiminde sen git dedi de şanslısın dedi. 17 takımlı bir ligi seç dedi bana. Ben de dedim ki ona, benim 17 takımlı ligi seçmeyeceğim. Pazarın Marmara'da en çok hangi takım oynayacağım? O kura'ya çekeceğim dedim. Kendisi burada. Ben de onu çektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ne kadar çok Marmara'ya gelirse, bu bölgeye gelirse bu birlikteliği oluşturacağımıza inanıyorum. Katıldınız, şeref verdiniz. Ayrı ayrı gurur duyduk. biz de teşekkür ederiz. Baba dostlarıyla karşılaştık açıkçası. İnşallah bundan sonra bu birlikteliğimizi devam ettirelim. Bu birlikteliğimizi devam ettirirken de Talat Hocama ekstra bir görev daha düşecek. Bunu sadece biz çerçevede bırakmayalım. Bir sonraki adıma aileli daha büyük bir ortamda, çünkü ben tahmin ediyorum bir 10 sene önce aileli bir araya geldi. Cengiz abi söz verdi. Size 300 kişilik, lafını kesiyorum. Allah'ı seveyim. 300 kişilik bu yönetime ne zaman? 15 gün, 1 ay, 2 ay. Yemesi, içmesi, her şeyi bana ait. Sizi misafir etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teklif sizden, biz de gereken neyse yapmak kaydıyla hocamın önderliğinde de bunu yapmamız gerektiğini, yani o az önce bahsettiğim gibi aileli bir araya gelebileceğimiz bir ortamda daha teşekkürlü hem de kulübe de faydalı olacak şekilde. Eski gecelerimizden bahsediyorsunuz. Eski gecelerden bahsediyoruz. Eski, çok bir güzel, tık ötesini de getirebilmeliyiz. Başkan Hüseyin Başkan çok güzel geceler yapar. Şimdi tabii Mustafa Başkan bir suç çocuk. Gerçi benim yok. Biraderi Cengiz. Sefaköy'de kim var sizden?
Ben varım. Sen de görüşürüz. Amcası var. Amca var. Amcası. Benim Muhammed abinin yeğeni oluyor. Tarık'ın yaşamı. Tarık'ın görüşmedi. Çıkacağım. Sözü şerefsiz kalacak. Öyle değil mi? Görüştük ama. Hiç kavağa gelmedim sen geçtik bile bile. 10-15 sene önce. Ben kavağa çok giderim. Çok geliyor dedi ya sana. Mevlüt vardı benim yeğenim. Ha, ben de aslında bahsedecektim. Mevlüt benim çok eski dostum. Senle okuduk. Yani benim bir de birader var. Halim oldu değil mi? Halim oldu ha. Ya biz Mevlüt'le falan çok görüşürüz. Pazardayken çok görüşürüz. İstanbul'da olunca dedi ya devamlı geliyoruz. Ben çok geliyorum yine mekana. Yani yine de gelirim. Yani ayda bir kere senin yerin diye devamlı geliyorum. Bakalım bir şey diyeyim. Talat hocam. Ben anlattım. Cihan abi kendini anlattı. Tabii ben şimdi söz vereceğim. Bir şey daha, bir şey Cihan daha abi de söyleyecek. Bir şey daha söyleyeceğim. Ankara da söz vereceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu işte tabii ki Hüseyin Başkanımızın, yani ben çocukluğumdan beri bildiğim bir abim, büyüğümüz, yaptığı çok güzel şeyler var. Yani bizim içimizde olmasa bile varlığı bize bir destek. Ama bunun ziyadesinde Cihan abimizin de ben yeni tanıdım. İnanılmaz. Yani bu yönetime girmekle beraber tanıdım ama ismini defaten çok duyardım. Tanışmak da bugünlere nasip olmuş. Çok da sevdiğimiz, gurur duyumuz. Biraderle iyi tanışırsın. Yani biz sizinle ilk defa böyle geldik ama gıyabınızda çok güzel şeyler duyardık. İnşallah daha da güzel şeyler yapmaya gayret edeceğiz, evet. Ama birleştirecek ruhumuzu daha ön plana koymak kaydıyla. Pazar spor sevdası birleştirici güç işte. Birleştirici güç pazar spor sevdası.